Herkese merhaba, ben Dilay. Bugün 2018'in çok sevdiğim kitaplarından bahsedeceğim. 2017 daha iyiydi 2018'e göre. Yine 54 kitap okurum diye bir hedef koymuştum kendime. Bu hedef koymak da ne kadar doğru bilmiyorum. İnsanı böyle bir üzüyor. Geçen yıl 2 ya da 3 kitapla kaçırdım. Bu yıl 9 kitapla kaçırdım ya hızın. Neyse artık. 2019'da bunu tamamlarım diye umuyorum. Sevdiğim kitaplar buradalar. Şöyle duruyorlar bu tarafta. Program serisinden Tedavi Nerede? Bu serinin son iki kitabı var, daha Türkçe'ye çevrilmedi. Ben de okumadığım iki kitabı daha var. Deva ile Salgın mıydı? Evet. Deva ile Salgın. İki kitabını okumuş olmama rağmen bu ikisini de gerçekten eşit değerde seviyorum. Harika kitaplar. Anneniz çay bağımlısıysa böyle videolarınız sabote edilebiliyor. Şimdi programdan birazcık bahsedeyim. Tedavi spoiler olur bahsedersem. İki tane genç aşığımız var. Solon diye okunuyormuş. Solane diye okuyordum ben aslında. Bir de James. Onların yaşadığı yerde böyle aslında ülkede yavaş yavaş bir hastalık, bir salgın yayılıyor. İntihar salgını. Bu salgına yakalananlar ölüyorlar. Bir program başlatılıyor. İşte sizi alıyorlar böyle, hafızanızı temizliyorlar. Sizi böyle temiz pak bir şekilde, boş bir sayfa gibi hayata döndürüyorlar. Solane ve James birbirlerini unutmak istemiyorlar. Bu salgına yenik düşmek istemiyorlar. Eğer hasta olsalar bile hasta olduklarını belli etmeyecekler. Böyle anlaşıyorlar. Savaşacaklar yani. Bunu anlatıyor. Normalde böyle distopya tarzı, fantastik tarzı kitaplar pek bana göre değil ama bu seri muhteşemdi. Mucize. Mucize 2018'in gerçekten yıldız kitaplarından bir tanesi. Altın kitaplarından bir tanesi. 7'den 70'e herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm, gerçekten dışarıdaki zorbalıkların aslında karşınızdaki insana zorbalık yaparken yaptıklarında, siz yapmıyorsanız bile, o insanın ne kadar çok etkilendiğini, ne kadar çok gücendiğini, kendini ne kadar çok küçümsediğini gösterebilecek bir kitap. Ki filmi de çok güzeldi, kitabı da çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonra, çerezlik bir kitap. Bize Çıkan Yollar. Böyle tam çayınızı, sıcak çikolatanızı, kahvenizi, artık hangisini daha çok seviyorsanız alacaksınız. Kar yağacak. Sakarya'da kar yağmıyor. Ne zaman kar yağacak hiçbir fikrim yok. İnşallah kısa bir süre içinde kar yağar. Böyle oturacaksınız. Tam kışlık, tam böyle yılbaşı konulu bir kitap. Bir kızımız var, Lili. Bir macera yaratıyor kendine. Kütüphanede bir kitaba bir görevler yazıyor. Sonra o kitabı bulacak kişi işte hitafen. İşte şurada şu var, burada bu var. İşte birbirlerine karşı böyle, nasıl diyeyim, İletişime geçiyorlar kitapla. Amma da konuşamadım. Deş bu kitabı buluyor. Görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Böylece tanışacaklar. Tam çerezlik. Böyle çabucak okunabilecek bir kitap. Ben de çok sevdim bu kitabı. Böyle çerezlik kitapları severim. İkinci kitabı da var ama daha Türkçe çevrilmedi. Böyle. Not Seni Hala Seviyorum. Sevdiğim Tüm Erkeklere serisinin ikinci kitabı. Not Seni Hala Seviyorum da Kitty'nin çok bölümü vardı. Kitty'yi çok sevdiğim için, Kitty aynı ben. Sanki Cenihan beni yazmış. Kitty, ben kendime çok yakın hissediyorum, çok yakın görüyorum. O yüzden Not Seni Hala Seviyorum da çok sevdim. Bu yılın favorisiydi. Zaten yılın 2018'in Ocak ayında okudum bu kitabı, evet. Anne ve Fransız Öpücüğü, yine Ocak ayında okuduğum bir kitap. Anne ve Fransız Öpücüğü serisini genel olarak Ayla ve Mutlu Son hariç seviyorum. Lola ve Anna'yı seviyorum. Anna'nın babası bir yazar. Havalı görünmek için kızını Fransa'da bir yatılı Amerikan okuluna gönderiyor. Kız ilk önce gitmek istemiyor çünkü sinemada çalışıyor. Hoşlandığını sandığı bir çocuk var. En yakın arkadaşı var. Bunları bırakmak istemiyor ama yine de gidiyor. Orada çok güzel bir dostluğun bir parçası oluyor. Gerçekten Paris'i tam anlamıyla yaşıyor ve keşke hepimiz Paris'i yaşayabilsek. Ama Londra'yı tercih ederim. Anna ve Fransız Öpücüğü de çok güzel bir kitaptı.
nadiren kitapları postlerim. Gerçekten çok sevdiğim, benim kalbime dokunan kitapları postlerim. Bu da postlenmiş bir kitap. Bunu ben bir gecede bitirdim sanırım. Evet, öyle olması lazım. Bir gecede bitmişti. Çok güzel, öneriyorum. Readings Lampa İlaç Gibi Gelecek bir kitap. Sen, Ben ve 36 Soru. Bir üniversitede bir deney mi? Bir şey var. Aşk planlı bir şekilde işlenebilir mi tarzında bir konuyu ele alıyorlar. Hiç tanımayan, birbirini hiç tanımayan iki zıt karakteri bir araya getirmiş bu deneyimiz. Paul ve Hildi. Hildi bu etkinliğe, bu 36 soruyu cevaplama olayına bambaşka bir nedenden katılıyor. Paul ise bambaşka bir nedenden katılıyor. Paul karakterine bayıldım. Bu kitabı böyle kahkaha ata ata okuyorsunuz ve o kadar eğleniyorsunuz ki birbirine bu kadar zıt iki insanın 36 soruyu cevaplaması bu kadar uzun sürdü ki. Yani kitap böyle içerisinde böyle illüstrasyonlar da var. Zaten hep mesailaşma olsun, sohbet olsun, konuşma olsun. Çabuk da okunuyor. Ben çok sevdim. Gerçekten bu yılın favorilerinden. Tek'ten de çok bahsettim aslında. İkiz kardeşlerin, yapışık ikizlerin hikayesini anlatıyor Tek. Artık aileleri bu ikisine evde eğitim veremeyecek kadar durumları, nasıl diyeyim, kötüleşiyor. Durumları kalmıyor eğitim verebilecek kadar evde. Sonra okula göndermeye karar veriyor. İkizlerden birisi okula pek sıcak bakmıyor çünkü herkes onlara canavarmış gibi bakıyor ve sürekli zorbalığa vuruyor bu kızlar. Pek de mutlu değil bunun için ama yine de gidiyorlar okula. Okulda yaşadıklarını anlatıyor. Gerçekten hüngür hüngür ağladım. Daha bir sürü olay var ama spoiler olur diye bahsetmeyeceğim. Siz kendiniz okuyun, kendiniz şaşırın. Bu kitabın da şöyle bir özelliği, güzelliği var ki şiir gibi yazılmış. Yani sanki şiir dilinde yazılmış gibi. İlk başta böyle okurken birazcık anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Ama sonra alışıyorsunuz ve su gibi akıyor sayfalar. Bugün farklı olacak. Parker adında, Parker'dı galiba. Evet, bence Parker'dı. Bir öğretmen var. Çocuklara son yıllarında bir günlük veriyor. Sonra o günlüğü istedikleri gibi doldurmalarını istiyor. O günlükleri topluyor, 10 yıl sonra adreslerine postalıyor günlükleri ki görsünler bakalım o zamanlar neler düşünüyorlarmış, neler yazmışlar falan diye. Ki bu gerçekten çok güzel. Keşke bize de böyle bir şey yapan olsaydı. Ama nerede o günler? Parker da bu görevi üstleniyor. Yani o günlükleri sahiplerine gönderecek eski mezunların. Bu günlüklerin arasında birinin günlüğü var ki trajik bir şekilde kazada ölen iki aşığımızın birinin günlüğü, kızın günlüğü. Parker ilk önce bunu okumayı istemiyor, merakına yenik düşüyor işte. Ama ne yazdığını da çok merak ediyor, sonra okumaya başlıyor. O günlüğü okuduktan sonra olaylar bambaşka bir yere gidiyor. Bence çok 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 güzeldi. Hiç böyle bir kitap olduğunu tahmin edemezdim. Çok iyi ki okumuşum, çok sevdim. Diyanar'da bunun ciltsizini de gördüm. Sanırım ciltsiz olarak da yeniden basmışlar. Ciltsizi daha ucuzdur diye düşünüyorum. Bir bakabilirsiniz buna da. Kanalımda yorumu olan bir kitap. Bir öpücük. Ağlamayacağım. Lütfen okuyun. Eğer yorumunu ne hakkında olduğunu falan merak ediyorsanız videomu da izleyebilirsiniz tabii ki. Burada çok fazla bir şey bahsetmeyeceğim. Bir şey bahsedersem ağlarım. Kanalımda yorumu olan bir kitap daha, Kurtulan Kızlar. Kurtulan Kızların da yorumu kanalımda mevcut. Kesinlikle beni bu kadar şaşırtan bir kitap daha yok. Var mı? Çok şaşırdım. Allah Allah dedim. Ana dedim. Ne oluyor dedim. Nereye gidiyor dedim. Kim dedim. Ne dedim. Anlamadım hiçbir şey. Bu yabancı yayınların 200. kitabıydı bu arada. Güzel Kızların İnternotları. Jun ve Delia artık eskisi kadar yakın arkadaş değiller. Sonrasında bir gün Jun okulda bir anons duyuyor. Delia ölüyor. Yanarak ölüyor. Bunu öğrendikten sonra diyor ki hayır diyor, benim arkadaşım asla yanarak ölmez diyor. Asla kendini yakmaz diyor. Asla bu şekilde intihar etmez diyor. Çünkü Delia ateşten ve yangından, bu tarz şeylerden çok korkan bir insanmış. O yüzden benim arkadaşımı öldürdüler. Bu işin içinde başka bir şey var diyor. Ve bunu çözmeye çalışıyor. Çok 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 güzel bir kitaptı. Gerçekten böyle sayfalar hop diye akıp gidiyor. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yine çok sevdiğim bir kitap. Sevgili Bay Daniels.
bu kitaba her baktığımda birinin bir yorumu vardı işte. Sevgili Bay Danes tarifi yazmıştı. Hiç üşenmemiş bu kadar yemek tarifi yazmış. Bir adet öğretmen, bir adet öğrenci. Bayağı güldüm. Ama ben bu kitabı çok seviyorum. Tabii ki de herkesin sevdiği kitaplar farklıdır. Benim en sevdiğim kitaplar belki de sizin hiç sevmediğiniz kitaplar olabilir. Aynı şekilde benim hiç sevmediğim kitaplar sizin çok sevdiğiniz kitaplar olabilir. O yüzden bu da böyle aşırı derecede dram, aşırı derecede cenaze, aşırı derecede böyle bir ağır bir kitap. Hani böyle yavaş yavaş okunuyor, böyle kasvet basıyor sizi. Allah'ım diyorsunuz, bu kadar da olmaz diyorsunuz ama Shakespeare alıntıları, o grup, o şarkılar, o yani şu mektup olayları falan var içerisinde. O kadar güzeldi ki hele o sonu, Allah'ım sonunda hüngür hüngür ağladım. Gerçekten ağladım ve çok güzeldi. Bence bir konusuna göz atabilirsiniz. Ben çok sevdim. Umarım siz de okursunuz ve seversiniz. Mara Korkunç Ürkütücü Dair serisi. Ben Mara'dan çok korkuyorum. Hele ilk kitabını okurken böyle gece gölgeme falan bakıyordum. Hani biri mi geliyor, bir şey mi oldu, bir ses duyunca böyle kalkıyordum falan. Çünkü kızımız ilk kitapta ayrı bir psikopat, ikinci kitapta ayrı bir psikopat, üçüncü kitapta ipini kopardı gidiyor yani. Maraton yapıyordum ben aslında. Hatta maraton videosu çekecektim ve o kadar çok aksilik oldu ki. Kanalımda bu serinin yorumu var. Eğer izlemek isterseniz onu da izleyebilirsiniz. O yüzden pek bir şey söylemeyeceğim. Belki spoiler olabilir. Yani spoiler olmasın diye pek bir şey söylemeyeceğim. Videoyu izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.